Emekli yine zar aldı, yine zar aldı. Esnafımız biraz vicdansız davranıyor. Zamları çok koyuyorlar. Cumhurbaşkanımızın bunda hiç ilgisi yok. Ben böyle iktidar, böyle Türkiye görmedim yavrum. Acıyorum. Çalışıyorum, bedavaya çalışıyorum. Garip, gene aynı garip. Enflasyon rakamları gerçekleşti. Yıllık enflasyon %78.62 oldu. Memur ve memur emeklisi için maaş zammı %41.85. SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42.35 oldu. Zammı nasıl buldunuz? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Zammı çok güzel bulduk. Evet. Ama esnafımız biraz vicdansız davranıyor. Zamları çok koyuyorlar. Cumhurbaşkanımızın bunda hiç ilgisi yok. Cumhurbaşkanımızı karalamak için enflasyonu biraz ortamı pahalı buldum. İnanma. Yalan. Küllü yalan. Verdiği zam dünden eridi gitti. Emekli yine zar aldı, yine zar aldı. Ne olacak ki bundan sonra, halimiz bu? Çok şükür. Kanaatkar olmak lazım. Zam veriyorlar ama şimdi fırsatçılar da çok zam veriyor. O da tabii bizi çok yoruyor. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Yine de çok şükür. Garip gene aynı garip. Yani ne yağ alabiliyor, ne şeker alabiliyor. Hepsi ateş pahası olmuş. Bizim maaş 3 bin liradan atıyorum 5 bin lira olmuş. Yani gene kurtarmıyor ki. Çalışıyorum bedavaya çalışıyorum. Gerçekten halkımız çok zor durumda. Yani yardımcı olunmasını istiyoruz. Yalandır enflasyon. Enflasyon %300. Bir kilo patates 10 lira olursa, bir kilo domates 20 lira olursa memleket batmıştır yani. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana Atatürk kimliğimi vermiştir. Ama şunu söyleyeceğim. Ben böyle iktidar, böyle Türkiye görmedim yavrum. Acıyorum. Çok fazla bu zamlar. Maaşlara verilen zamlar zaten eve gelmeden eriyor. Şükretmek lazım. Ne yapalım yani? Biraz fedakarlık bizden, biraz devletten olacak. Bu ülkeyi böylece yürüteceğiz. Hiçbir zaman tatmin olucu bulmuyorum yani. Bu çok cüzi bir miktarda yani, gülüş yani, vatandaşa sanki gülüyormuş gibi böyle bir şey olabilir mi yani? Zamın sonunda devlet yakışanı vatandaşa yaptı en iyisini. Daha bundan iyisi olmaz. Yani asgari ücrete yapılan zamlar önce 5500 TL, her şeyin %300 olduğu bir dönemde verdiği 5500 altı adı çiz ve sahte. İnsanlar kandırmaktan bir şey yaramıyor. Bu ülkeyi kim yönetiyor dediklerinde AK Parti yönetiyor diyorlar. 20 yıl boyunca bu ülkeye zulmetmekten başka bir şey yaramadı. Zammı da enflasyonu da kendimiz yaratıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Devlet asgari ücrete, işçilere, memura buna zam yapıyor. Maaşlarına zam yapıyor. Öbür taraftan diyor nasıl olsa diyor vatandaşın maaşı zamlandı diyor. Zamını bence yeterli. 50 Mart'ta para biriktiriyorum kiraya. Şu an yani aldığımız maaş elimizi görüyor, cebimizi görmüyor. Zam geldi evet sağ olsun ama zam gelince yani eşyalar da pahalaşıyor. Problem orada yani. Doğalgaz, faturalar, eşyalar hepsi pahalaşıyor. Yani zam geliyor, maaş geliyor ama başka yerlere gidiyor. O yüzden elde bir şey kalmıyor.